Cuma gününden önce bir karar çıkması mümkün gözükmüyor. O nedenle Cuma gününe kadar rahatlıkla işinize bakabilirsiniz. Eğer Cuma günü yeniden bir değerlendirme yapıp size o değerlendirmeyi açıklarım. Eğer bir sonuç alacak gibi olursak Cuma günü bunu size açıklamak üzere size en kısa sürede bilgi ulaştırılacak. O konuda endişe etmeyin. Ama gözüken o ki Cuma günden önce bir şeyin çıkması mümkün değil. Mahkeme heyetimiz delilleri tek tek değerlendirmek ve bu konudaki düşüncelerini uzun uzun anlatarak sonuç almak durumundadır. O nedenle de malumunuz olduğu üzere 141 adet delilin ortaya getirildiği bir davada bunun bir zaman dilimi içerisinde olacağı, bir zaman alacağı normal karşılanmalıdır. O nedenle bu konuda çok fazla heyecanlanmayın, sonuç beklemeyin, o yönüyle ifade ediyorum. Cuma günden önce bir sonuç alınması gözükmüyor. Eğer Cuma günü böyle bir şey olursa size bunu açıklarım, söylerim. Tamam? Sonu mesaisi ya, bitirsin. Yani eğer bitiremezsek devam edeceğiz tabii ki arkadaşlar. Bunu sonuçlanana kadar devam edecek. Başkan, bu hazine yardımı ile ilgili sürekli tartışılan bir şey vardı. Hazine yardımı almadığı için. Bununla ilgili bir karar bir var mı? Bir ön olarak gördünüz mü? Yok, hayır, şu anda öyle bir değerlendirme yapmadık. Çünkü şu anda daha delillerin değerlendirilmesiyle ilgili aşamayı götürüyoruz. Usul sorunları var, onları yürütüyoruz. Ve bu konuda geniş değerlendirmeler yapıyor arkadaşlarımız. O nedenle yani çok kısa bir süre içerisinde sonuç çıkacağı benzemiyor arkadaşlar. Çalışma süresi de aynı bu şekilde mi olacak her gün? Evet, geç saatlere kadar devam edeceğiz böyle. Sayın Başkanım, tamam. Bir ara karar verildi mi bugün itibariyle? Herhangi bir usul sorunlarıyla ilgili? Şüphesiz tabii ki. Bunu açıklayabilir misiniz? Hayır. Bunu daha doğrusu dava sonuçlandığı anda bunlarla ilgili de sorduğunuz zaman gerekli bilgiler verilecektir değerli arkadaşlar. Aralıksız çalışacak mısınız? Çalışacağız, evet. Tamam. Evet, böyle geç vakitlere kadar çalışacağız. O nedenle sizleri burada soğukta bekletmek istememe adına böyle bir açıklama yapma ihtiyacı duydum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.